Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yepyeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz hayli iddialı bir kablosuz kulaklık modeli Anker imzası taşıyan Liberty 2 Pro. İlk olarak dilerseniz kutu içeriğimizle başlayalım. Zira bu ürüne biz bir kutu açma videosu çekmemiştik. Dolayısıyla biraz kutu içeriğinden bahsedelim. Sonra kulaklığın tasarım ve performansına geçebiliriz. Kulaklığın kutusunu açtığınızda şu elimde görmüş olduğunuz oldukça şık kablosuz şarj kutusu geliyor. Bunun şık olmasının sebebi arkadaşlar bir kere alışıldığın dışında bir tasarıma sahip ve gördüğünüz gibi böyle çok şık kaydırılabilir bir kapağı var. Bunu kaydırıp kulaklıklarınızı buradan alabiliyorsunuz ya da yerleştirebiliyorsunuz. Ayrıyeten kutunun içerisinde tam 7 farklı kulaklık başlığı bulunuyor. Dolayısıyla kulağınıza göre, kulağınızın boyutuna göre bu başlıkları değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca kutu içerisinde 3 tane de earwings geliyor arkadaşlar. İlk earwings dedikleri şu kulaklığın yan tarafında bulunan silikon malzeme. Bunları da kulak çeprinize göre yani şu kulak içinize göre değiştirebiliyorsunuz ve kulaklığın kulağınızın içerisine tam olarak oturmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu açıdan Liberty 2 Pro'nun gerçekten zengin bir kutu içeriğine sahip olduğunu söylemek mümkün. Nitekim burada biz kulaklık alıyoruz ki kulaklık kutusunun içerisinden bir sürü özelleştirme seçeneği çıkıyor. Eğer hani normal aldığınız bir kulaklığın kulağınıza oturmasında zorluk çekiyorsanız arkadaşlar kutu içeriğinin zengin olması çok fazla işinize yarayacaktır. Bunu size dipnot olarak belirtelim. Gelelim kulaklıklarımızın tasarımına. Aslında sektörün geneline baktığımızda alışılageldik tasarımlarla karşılaşıyoruz. Nedir ya AirPods gibi işte aşağıya doğru uzayan kulaklıklar ya da Samsung'un Galaxy Buds gibi tomurcuk şeklinde olan küçük kulaklıklar ile karşılaşıyoruz sektörde. Fakat Anker yeni bir tasarım çizgisi getirmiş. Bu aslında biraz Galaxy Buds'ı andırıyor fakat daha büyük görünüyor. Bu büyük görünmesinin sebebi ise Anker'in bu kulaklıkta ses konusunda gayet iddialı olması. Bir kere şunu baştan belirtelim. Bu kulaklıkta 11 mm'lik sürücüler var arkadaşlar ki bu sürücülerin gayet büyük olduğunu söylemek mümkün. Bir diğer etken ise bu kulaklığın biraz büyük olmasındaki diğer etken ise tam 8 saatlik pil ömrü sunması. Yani bu kulaklığı kulağınıza takıp müzik dinlemeye başladığınız zaman 8 saat aralıksız müzik dinleyebiliyorsunuz. Ayrıca arkadaşlar şarj kılıfının içerisinde de 32 saate kadar pil ömrü sunuyor sizlere. Yani baktığınız zaman pil açısından kulaklığın sizleri hayli memnun edeceğini söylemek mümkün. Sektördeki rakipleriyle karşılaştırdığımız zaman genel itibariyle şarj aralığının dinleme süresi kapsamında 4-5-6 saat arasında değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla Anker bu konuda 2 saatte açıda üste taşımış ve 8 saatlik bir pil ömrü sunmuş kullanıcılarına. Kulaklık kutusunun arka kısmında Type-C girişimiz mevcut. Fakat Type-C kullanmak istemiyorum diyorsanız kablosuz şarj girişinin mevcut olduğunu da söyleyelim. Gelelim bir diğer unsur olan kontroller meselesine arkadaşlar. Burada öncelikli olarak telefonunuza bir tane uygulama indiriyorsunuz. Soundcore adında. Bu uygulama üzerinden muazzam ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Burada benim çok hoşuma giden bir şey vardı. Onu size söyleyeceğim. Soundcore'u indirdikten sonra Liberty 2 Pro'yu tanıtarak cihazın sizin kulağınıza göre bir eko dengesi kurmasını sağlayabiliyorsunuz. Burada ne yapıyor? Kulaklıkları takıyorsunuz tek tek. Sessiz bir ortamda bulunmanız gerekiyor bunu yaparken. Ve size İnce sesler dinletiyor. İnceden kalına, kalından inceye sesler dinletiyor ve duyduğunuz yerde tuşa basıyorsunuz. Aynı bu kulak burun boğaza gittiğinizde hani gittiyseniz daha doğrusu bilirsiniz. Sizi böyle kapalı ses geçirmeyen bir odaya alırlar ve ses geldiğinde tuşa basmanızı isterler. Benzer bir sistem aslında. Kulağınıza ses geldiğinde basılı tutuyorsunuz ekrana ve o sesi duyduğunuz sürece de parmağınızı çekmiyorsunuz ekrandan. Böylece hangi sesleri kulağınızın duyduğunu, hangilerinin duymadığını bir şekilde anlıyor sistem ve sizin kulağınıza göre yani duyma yetinize göre ayrı bir eko dengesi belirliyor. Bunu iki kulak içinde ayrı ayrı yapıyor. Böylece bir kulağınıza ses daha fazla, bir kulağınıza daha az gelse bile siz sesi aynı algılıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz iki kulağında duyma yetisi aynı olmayabilir sonuçta. Bir kulağınız daha az duyabilir, bir kulağınız daha çok duyabilir. Dolayısıyla burada böyle bir dengeleme yapmış olması gerçekten çok muazzam ve benim çok hoşuma gitti. Ben daha önce çok kablosuz kulaklık kullandım fakat hiçbirinde böyle bir özellik yoktu. Genel itibariyle neydi? Kutudan çıkarıyorduk. İşte zaten biliyorsunuz telefon üreticilerinin kendi kulaklıkları kendi arayüzlerini direkt tanıyordu. Çalışmaya başlıyordu vesaire. Fakat böyle işte kulakları dengeleyen bir eko sistemiyle karşılaşmamıştım. Bu açıdan Anker'in bu ürünü hoşuma gitti diyebilirim. Gelelim kulaklığımızın bir diğer önemli özelliğine yani ses kalitesine. Ses kalitesi nasıl diye soracak olursanız gerçekten Anker'in bu konuda iddialı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Az önce de belirttiğim üzere zaten 11 mm'lik sürücüler bulunuyor kulaklıkta. Dolayısıyla
bas ve tizi gayet başarılı bir şekilde dengelemişler. Yani ses konusunda sizi memnun edeceğini garanti edebilirim. Yalnız şunu da belirtmek lazım. Aktif gürültü engelleyici özelliği bulunmuyor bu kulaklıkta. Belki de birçoğunuz bunu merak ediyorsunuzdur. Aktif gürültü engelleyici özelliği yok. Lakin konuşmalar sırasında şuraya bir mikrofon yerleştirmişler. Bu mikrofon muhtemelen sesleri alıyor ve karşı ses üretiyor. Dolayısıyla konuşma yaparken, görüşme yaparken karşı tarafa böyle dışarıda olan herhangi bir ses gitmiyor. Yani bu kristal kalitesinde, kristal parlaklığında bir görüşme imkanı sunuyor size. Tabii görüşmelerin bu kadar net olmasında ortak eksenli akustik tasarımın da önemi hayli büyük. Bu kulaklıkta gerçekten çok emek sarf etmişler ve ortaya güzel bir ürün çıkmış. Bunu söylemek mümkün. Gelelim arkadaşlar kulaklığımızın kontrollerine. Malum günümüzde pek çok kulaklıkta dokunmatik kontroller var. İşte çift tıklıyorsunuz, işte ileri sarıyor ya da sesi kısıyor vesaire. Çeşitli kombinasyonlar denenebiliyor. Anker dokunmatik kontroller yerine buraya iki tane tuş yerleştirmiş. Yani bir tane sağa bir tane sola olmak üzere tuş yerleştirmiş. Birer tane bu tuş arkadaşlar basılı tuttuğunuzda işte ayrı bir komut veriyorsunuz. İki kere tıkladığınızda ayrı bir komut verebiliyorsunuz. Bunu ayrıca indirdiğiniz Soundcore programının uygulamasının arayüzünden değiştirebiliyorsunuz. Atıyorum ben iki kere tıklamayı şarkıyı ileri sarmasını istiyorum. İşte sağ tarafa tıkladığımda da geri sarmasını istiyorum. Bunu ayarlayabiliyorum. Ya da işte 3 saniye basılı tuttuğumda sesi açmasını istiyorum. Diğerine 3 saniye basılı tuttuğumda sesi kısmasını istiyorum. Vesaire sesli asistanı çağırmak istiyorum. Bunların hepsini özelleştirebiliyoruz. Bu da arayüzün kullanım kolaylığını bize gösteriyor. Kısaca özetlemek gerekirse Anker'in Liberty 2 Pro modeli sizlere beklentinizin üzerinde bir performans sunuyor. Tabii bu performansı kaç paraya sunduğu da önemli bize gün için. Günün sonunda bu kulaklığın şu andaki güncel fiyatı arkadaşlar yaklaşık olarak 1100 liralar civarında değişiyor. Tabii bu siteden siteye değişiklik gösterebilir. Atıyorum bir sitede 1000 liradır, bir sitede 1200 liradır. Lakin internete baktığımız zaman böyle ortalama fiyatın 1100 lira olduğunu söyleyebiliriz. Bu kulaklığın bu parayı deyip değmeyeceğini sorabilirseniz benim şahsi fikrim, şahsi görüşüm arkadaşlar gerçekten verdiğiniz parayı hak eden bir kulaklık olduğu yönünde. Zira daha fazla paralar verip bu sesin yarısını alamadığınız kulaklıklar mevcut piyasada. Ayrıca böyle 100-150 lira, 200 lira bandında olan işte bu Redmi'nin çeşitli kulaklıkları var. Onlardan aldığınız sesle, onlarla yaptığınız görüşmeyle Anker'in Liberty 2 Pro'su arasında dağlar kadar fark olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle o kulaklıklarla kıyaslamayın. Gerçekten ses kalitesi üst düzeyde olan bir kulaklıktan bahsediyoruz burada. Ayrıca özelleştirme seçeneklerinin gayet geniş ve kapsamlı olması da diğer bir artı yönü diyebiliriz. Evet arkadaşlar, incelememizi sonlandırmadan önce değineceğimiz son nokta ise bu kulaklıkları telefona nasıl bağlayacağınız. Uygulamayı indirmenize gerek yok. Bunu hemen baştan söyleyeyim. Yani uygulamayı indirdiğiniz zaman çeşitli özelleştirmeler vesaire yapabiliyorsunuz. Lakin ilk olarak kulaklığı bağlayacağınız zaman sadece yapmanız gereken şey bu Soundcore kutusunu açmak. Kutuyu açtığınız zaman zaten direkt arama moduna geçiyor bu kutu. Dolayısıyla telefonunuzdan Bluetooth menüsüne girerek eşleştirme yaparak anında telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Evet, kulaklığı telefonunuza bağlamak bu kadar basit diyebiliriz. Bu incelememizde sizlere Anker'in Liberty 2 Pro modelini anlattık arkadaşlar. Artık cihazı değerlendirip alıp almamak sizlere kalmış diyebiliriz. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.